Herkese merhaba. Kış mevsimine merhaba dediğimiz tam bu zamanlarda cildimize gerekli önemi veriyor muyuz? Önlemlerimizi alıyor muyuz? Değerli doktorumuzla bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Başarılı tanı ve tedavileriyle tanınmış isimlerden hastanemizin cilt hastalıkları uzmanı Sayın Uzman Doktor Deniz Yardımcı bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhabalar hocam. Şimdi ilk olarak sorumuzda hemen başlamak istiyoruz. Kış aylarında cildimizde ortaya çıkabilecek hastalıklar neler? Şimdi kış aylarında bir takım rahatsızlıklar olabiliyor ciltte. Çünkü havalar soğuyor. Yazınki kadar cildimiz nemli halde olmuyor. Daha kuru oluyor. Ve rüzgar gibi dış etkenler de cildin daha çok kurumasına neden oluyor. Evet. Eğer cilt kuruluğu varsa hastada, kışın bunlarda artış oluyor. Ciltte çok sık ve uzun banyolar kış aylarında, işte bizde mesela keselenme gibi bir şey var geleneklerinde. Bunlar cildin daha da çok kurumasına neden oluyor. Ve ciltte kaşıntılar, kuruluk, çatlama gelişiyor. Onların daha artması da egzamaya neden oluyor. Bu gibi hastalar bize genelde kaşıntı şikayetiyle başvuruyorlar. Cilt kuruluğunun çok farkında olmuyorlar. Ciltlerinin kaşıntığından bahsederek bize geliyorlar. Muayene sırasında da cildin kuruluğu fark ediliyor. Bunların devamlı ciltlerini nemlendirmeleri gerekiyor ve o uzun süreli ve çok böyle tahriş edici banyolardan kaçınmaları gerekiyor. Onun dışında bizim yağlı egzama, seboroid dermatit dediğimiz bir rahatsızlığımız var. Bunlarda da yağlı bölgelerde, yüzde, kaşlarda, saçta, göğüs ortasında ve sırtta böyle kırmızı zemin üzerinde sarı kabuklar şeklinde görülür. Saçta böyle kepekler tarzında olur. Bu tür hastalıklarda kış aylarında artma gözükür. Evet. Bunlar yazın hafiflerler, bu seborik dermatit hastaları. Kışın da tam tersine şikayetlerinde artış olur. Onların da yine bize geldikleri zaman kış aylarına uygun, ciltlerinin bakımına uygun şampuanlar, işte destekleyicilerle kremler, cildin tekrardan o kurumasını engelleyecek ürünlerle cildin toparlanması sağlanır. Peki hocam, kış aylarında kişilerimize ciltlerini korunmaları için şimdi hastalıklardan bahsettik. Genel anlamda bir önerileriniz var mıdır? Bunu yapalım, kışın şunu uygulayalım gibi. Yani şimdi mesela çok ortamın çok kuru olması cildin kurumasına neden olur. Biz ne kadar su içsek de cildin kurumasını engellemez bu su. Her halükarda dışarıdan cildin nemlendirilmesi gerekir. O yüzden de biraz önce söylediğim gibi çok uzun ve sıcak banyoları azaltmak lazım kış aylarında. Ve banyo sonrası da hemen cildimizin nemini sağlamak için daha cilt tam kurumadan nemlendiricileri sürmek lazım. Evet. Eğer cildimiz çok kuru bir cilt değilse daha böyle yağlı ciltler için olan nemlendiricileri tavsiye ediyoruz. Tam tersine kuru bir ciltse de çok kuru ciltler için olan böyle bariyer oluşturan, cildin nemini uzun süre içinde hapsetmesini sağlayan ürünler öneriyoruz. Peki hocam, sizi konuk edeceğimizi duyurduğumuzda sorulan sorulardan birisi saç dökülmesiyle alakalıydı. Saç dökülmesinin sebepleri neler olabilir? Bunları merak ediyorlar. Şimdi saç dökülmesinde çok fazla sayıda sebep var. Aynı zamanda saç dökülmesinin tipleri de var. Evet. Erkeklerdeki görülen sebepler farklı, bayanlardaki görülen sebepler farklı. Şimdi erkeklerde klasik gördüğümüz tepeden başlayan erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz hormonal dökülmeler var. Evet. Onda yapılan tedaviler farklı. Onun dışında bayanlarda da aynı şekilde böyle tepeden başlayan erkek tipi saç dökülmeleri olabiliyor. Onlar için kan tahlillerine bakılıp hormonal herhangi bir sorun var mı diye bakmak gerekir. Ama bizim en yaygın olarak gördüğümüz genel saç dökülmesidir. Bu erkekte de olabilir ama en çok kadınlarda görüyoruz. Genel saçlarında mesela mevsimsel saç dökülmeleri olabiliyor. Bu herkes için geçerli. Yazdan sonbahara geçerken veya da ilkbahardan yaza geçerken mevsimsel değişikliklerde saç dökülmesi olabilir. Onun haricinde kansızlıkta, vitamin eksikliklerinde, hormonlarda bir problem varsa, özellikle tiroid bezinde az çalışması veyahut da tam tersine çok çalışması saçta probleme sebep oluyor. Onların haricinde
haricinde bazı ilaç tedavileri, mesela kanser tedavisi. Evet. Bunun sonucunda saçlarda dökülme olabiliyor. Yine hamilelik sonrası, hamilelikte bebeği beslemek amaçlı annedeki vitaminler ve demiri bebek aldığı için eğer hamilelik sırasında ve sonrasında emzirme döneminde düzgün bir şekilde vitamin, demir takviyeleri yapılmazsa kişide bunlar azaldığı için hamilelikten sonra 4. 5. ay gibi doğum sonrası saç dökülmeleri olur. Evet. Onlarda da yine bu işte vitamin ve demir eksikliklerinin takip edilip bakılması gerekir. Onların haricinde çok böyle büyük sıkıntı ve stresler sonrası da saç dökülmesi olabilir. Hemen anında da görülebilir, bir zaman geçtikten sonra da olabilir. Bu saç dökülmeleri anında böyle para para açılmalar, saç kıran tarzında da olabilir. Evet. Ya da sonrasında giderek böyle saçlarda genel saç dökülmesi şeklinde de olabilir. Peki hocam, saç dökülmesini engellemek için neler yapmalı? Bir de tedavi yöntemi nedir? Şimdi saç dökülmesinde dediğim gibi tahlillere bakmak lazım. O tahlillerde eğer eksik bir şey saptarsak, yani dahili bir problem varsa dahiliye yönlendiriyoruz. Ya da işte mesela tiroidle ilgili bir sorun varsa tiroidin tedavisi yapılması gerekir. Onun haricinde demir eksiklikleri, vitamin eksiklikleri, mesela çinko, biotin bizim için saç için önemli vitaminler. Bunların eksiklikleri de saç dökülmesi yapıyor. Onlarda da herhangi bir sorun saptanırsa onların tedavisini veriyoruz. Peki hocam, cilt hastalıkları polikliniğimizde, Avrasya Hastanesi'nde hangi tedavileri ve kozmetik uygulamaları yaptığınızdan kısaca bize bahsedebilir misiniz? Şimdi bütün cilt hastalıklarının tanısı ve tedavisi yapılıyor bizde. Onlarda gerekirse benlerin yakılması, sihirlerin yakılması gibi koter ile yapılan uygulamalarımız var. Onların dışında et benlerinin koterle alınması. Yine bu sihirlerde ve nasırlarda dondurma tedavisi dediğimiz kriyoterapi yapıyoruz. Evet. Yine tam ilk gördüğümüzde tanısını koyamadığımız hastalıklarda biyopsi alıyoruz ve patolojik tetkikine bakıp ona göre tedavi veriyoruz. Onun dışında estetik bölümümüzde lazer cihazlarımız var. Evet. Bunlar kıl lazeri ve leke lazeri olarak 2 adet ALES, 1 adet diyotla çalışıyoruz. Onların dışında klinikte dolgu botoks uygulamaları, saç için, cilt için PRP, mezoterapi uygulamaları, peeling uygulamaları, bunları yapıyoruz. Evet, sağlığınızı ve cildinizi önemsiyoruz diyebiliriz. Değerli doktorumuzun da bu konuda birçok başarılı tedavileri ve tedavi sonucunu da çok güzel bir şekilde almış hastaları mevcut. Kendilerinden de zaten yayın duyurumuzu yaptığımız zaman sizle ilgili güzel mesajlarını aldık. Evet, bu gibi gerekli tedaviler ve kozmetik uygulamalar da özellikle de son zamanlarda insanların botokstur, dolgudur, işte lazer epilasyondur, birçok dikkatinizi çeken bu uygulamalarda da cilt hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Deniz Yardımcı ile gelip görüşmeler sağlayabilirsiniz. Randevu talep edebilirsiniz. Birebir soracaklarınızı da gelip burada görüşme sağlayarak sorabilirsiniz diyelim. Ya da hastanemizi 212-665-5050 daha numaradan arayarak randevu talebinde bulunabilirsiniz diyelim. Hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İzleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? İyi, sağlıklı günler diliyorum herkese. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.